Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Mehtapistan kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videoda yeni Volkswagen Amarok'tan bahsedeceğiz ve onu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir devden bahsediyoruz. Bu tarz arabalardan çok hoşlandığımı belirtirim. Özellikle de ben bir Volkswagen takıntılısı olarak bu aracı incelemek istedim ve sizlere de göstermek istedim. Ee, videoya başlamadan önce arkadaşlar bu tarz videoların devamını takip edebilmek ve e, bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. E, şimdi haydi bakalım Volkswagen Amarok diyelim ve başlayalım. Bu tarz arabaların takipçileri. Arkadaşlar bir şeye dikkat çekmiştir diye düşünüyorum. Benim çok dikkatimi çekti çünkü. Şimdi Volkswagen Amarok ve genelde Ford Ranger, işte Hilux gibi bu araçlar işte ülkemizde kullanılan pick-up'lardan birer çeşitler ama bunların en trendleri sizlerin de bildiği gibi Amarok ve Ford Ranger arkadaşlar. Ford Ranger'la Amarok hemen hemen aynı görünüme sahip olmuşlar diyebilirim. Bu benim gözümden kaçmadı ve zaten hani böyle birbirine benzetilmiş ya da işte çakması olmuş gibi değil de aslında bunun temelinde yatan başka bir şey de var. Ama şöyle ilk etapta bakınca sanki iki arazi aracı da hemen hemen birbirinin aynısı olmuş. Ve e, burada artık siz sadece markayı tercih edeceksiniz gibi bir fark olmuş. E, şöyle söyleyeyim, e, Volkswagen Amarok'un e, dış hatları biraz daha farklıydı, ama şu an hemen hemen Ranger'la aynı olmuş. E, örneğin mesela e, Amarok'ta bu orta kapılar hemen hemen bence Ford Ranger'la aynı diyebilirim. E, şimdi bu kadar böyle bir yorum yaptıktan sonra arkadaşlar genel özelliklerine geçelim. Şimdi Volkswagen Amarok'un merakla beklenen 2023 modeli tanıtıldı arkadaşlar. İkinci nesil 2023 Volkswagen Amarok resmi olarak tanıtıldı. Öne çıkan özelliklerine şöyle bahsedelim genel olarak. Alman otomobil üreticisi Volkswagen sevilen pick-up modeli Amarok'un yenilenen versiyonu görücüye çıkardı diyebiliriz. Ticari araçları konusunda bir ortaklığa imza atan Volkswagen ve Ford, yeni Amarok modelini birlikte üretti. Birinci nesil Volkswagen Amarok 2010'da üretilmeye başlanmıştı ve Alman üretici yeni modelin çizimlerini aralıklı olarak parça parça tanıtmıştı. Artık resmi olarak gösterilen ikinci nesil Volkswagen Amarok X şeklindeki ön tamponu standart Matrix LED farları hafif şişkin çamurlukları ki burası çok güzel ve bagaj kapağındaki Büyük Amarok yazısıyla oldukça iddialı bir görünüm sunuyor. Arkadaşlar bu yazı ve e, şu şişkin çamurluklar beni e, en sevdiğim bölümler diyebilirim. Buralara takıldım. Ya sonuçta araçlardaki detaylardır bizim hoşumuza giden. Bazı detaylar işte benim hoşuma gittiği gibi farklı detayları da sizlerin hoşuna gidiyordur mutlaka. Şimdi yenilenen pick-up Amarok Lifestyle arazi odaklı Pan America ve lüks odaklı Adventure donanım seviyeleriyle satılacak arkadaşlar. Yeni omurgası ile birlikte sudan geçiş seviyesini 800 mm'ye kadar yükselten Amarok bazı bölgelerde AVD sürüşü de standart olarak sunulacak. Volkswagen Amarok'un motor seçeneklerini söyleyelim. Yeni Amarok'ta 4 farklı dizel ve benzinli motor ile satışı sunulacak. Arkadaşlar giriş seviyesinde 2.0 TDI motor ile bizleri karşılayacak olan bu model. Bu motor seçeneğinin iki ayrı gücü olacak. 150 ve 170 beygir güçteki versiyonlarını kullanabilecek. Daha pahalı dizel versiyonun aynı motordan çift turbo beslemesi sayesinde 210 beygir güç üretebilecek. Şöyle bir canavar çıkacak filan diye. <laughs> Tabi var daha devamı var. Dizel ailesinin en tepesindeki 3.0 litrelik V6 motor yer alacak. 241 ve 250 beygir güç seçenekleri ile gelecek bu ünite dizel ailesinin en güçlüsü olacak. Bu güçler önemli ya tabii ki sonuçta bir pick-up'tan bahsediyoruz. Ama sonuçta e, pick-up da desek bu güçler çok böyle göz ardı edilebileceğimiz beygir güçleri değil arkadaşlar. Benzinli kanattaki 2.3 litrelik tek ünite ise 300 beygir güç üretebilecek. 205 beygir güç üstüne sahip tüm Amarok modelleri standart olarak 10 ileri vitesli şanzıman ile karşımıza çıkıyor. 2023 Volkswagen Amarok kaputun altında tercih edilen motora göre 3500 kilograma kadar çekme kapasitesine ve 1160 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Bunlar da yine önemli detaylardan bir tanesi. Taşıyacağı yük veya çekme kapasitesi arkadaşlar. Bunun dışında SUV görünümü sunan hardtop kasa kapağı, koruma demiri ve şnorkel gibi pek çok aksesuar da opsiyon listesinde yer alacak. Gelelim Volkswagen 2023 Amarok'un iç mekanına. Arkadaşlar burada da düzen olarak Ranger'ı anımsatan alanda e, merkezdeki dikey ekranın boyutu ve donanım seviyesine göre 10 inç ile 12 inç arasında değişecek. Değişiyor daha doğrusu. Sistem Ford'un işletim sistemi ile kontrol ediliyor. Ancak Amarok'a özel grafikler sunuluyor. E, bunun dışında deri direksiyon simidi, dijital gösterge 8 veya 12 inç arasında değişecek grafikleri, işte gösterge grafikleri, e, orta konsoldaki düğmeler ve vites topuzuyla Ford logolu ikizinden ayrılan modelde elektronik park freni ve üst donanım seviyelerinde Harman Kardon ses sistemi ve 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar bulunuyor. Arkadaşlar bir de e, yani Türkiye gelecek mi? Hani o da sorulur diye düşünüyorum. 2023'te Türkiye gelecek diye planlanıyor tabii ki. Şimdi Amaron üretim arkadaşlar Eylül ayında başladı Güney Afrika'da Ford'un fabrikasında başladı. Volkswagen Güney Amerika'daki bölgeler için ilk nesil modelin Arjantin'de üretimini sürdürecek. Yeni nesil Amaron Türkiye'de satışı Nisan 2023'te olacağı planlanıyor. Tabii ki bu planlanan durum umarım böyle de olur diyelim. Arkadaşlar fiyatını da soranlar oluyor. Böyle yeni çıkan araçların yorumlara yazanlar oluyor. Fiyatı nedir, ne olacak diye. Öngörülen çok şey bir net bir rakam olmadığı için sizlerle bunu paylaşmak istemedim. Yani netleştiğinde yorumlarda belirtirim arkadaşlar. Onu da sizlere bildirmiş olayım şimdiden. E, videonun başında da bahsettiğim gibi e, bu arka bagaj kapağındaki Amarok yazısının kaputta olması çok güzel. Arkadaşlar genel olarak 2023 Volkswagen Amarok bu şekilde. E, umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Ve e, genel durumu budur. Sizler de beğendiğiniz, beğenmediğiniz... Veya işte Ranger'da beğendiğiniz, onunla kıyaslayabileceğiniz varsa yapabileceğiniz yorumlar lütfen yorumlara yazın. Ben burada bekliyor olacağım. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.